Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Strictum Mercator girişimi olarak Medyascope'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi iki konuğum var bugün. Değerli konuklarımı önce size tanıtarak başlamak istiyorum. Konuklarımdan ilki siyaset bilimi ve hukuk profesörü, Profesör Doktor İştar Gözaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. İkinci konuğum da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Profesör Doktor Ayhan Kaya. Siz de hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bugünkü konumuz İslamofobi ve İslamcı şiddet, İslami radikalleşme arasında sıkışan Avrupa'yı konuşmak istiyoruz bugün. Onu anlamaya çalışacağız. Bir yandan İslamofobik söylemler artarken, kendilerine daha geniş kitlelerde yer bulurken, bir yandan da radikalleşen İslami bir kesimden belki bahsedebiliriz. Yani İslami kökten dincilik ve Müslümanlık arasındaki bu çizgi yavaş yavaş fululaşıyor ve Müslümanlar böyle homojen bir grup olarak hedef olarak belki de gösterilebiliyor bu dönemde. Bunun nedenlerini aslında biraz anlamaya çalışacağız. Siyasi elitlerin yaklaşımı, kullandıkları dil, algıları, yönetim biçimleri bu toplumların üzerinde nasıl etkiler bırakıyor? Devlet-toplum ilişkisini nasıl biçimlendiriyor? Biraz bunları birlikte aslında konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Eğer izin verirseniz önce Ayhan Hoca ile başlamak istiyorum. Bir hem genel çerçeveyi çizmek hem de biraz konuya giriş yapmak adına size daha genel bir soru sormak istiyorum hocam. Böyle İslamofobi nedir ve neden bir ana akım haline gelmiştir? Bunun nedenleri neler olabilir? Pelin, teşekkürler. Benim kendi çalışmalarımda şu şekilde bir izlek takip ediyorum. Modern zamanlarda İslamofobiyi ben 1974 dünya petrol krizine kadar götürüyorum. Oradan başlattığımızda yani aslında 1973 Arap-İsrail Savaşı ile başlatmak ve daha sonra 74 kriziyle devam ettirmek, sonra 1979'da işte İran devrimi, Salman Rushdie olayı İngiltere'de şeklinde devam eden, 90'larda Balkanlar, Bosna Hersek ile devam eden Körfez krizi, akabinde 2001 11 Eylül olayları ve bugüne kadar süre gelen, arada Charlie Hebdo var, başka bir takım olaylar var ve geçtiğimiz senelerde yine pek çok farklı olayı hatırlamak mümkün. Ben şöyle değerlendiriyorum, aslında Soğuk Savaş döneminin bitmeye yüz tuttuğu zamanlarda, ki bunlar bu zamanlar 1960'lı 1970'li yıllar, bakıldığı zaman özellikle Batı'da, kapitalist Batı'da, Batı'nın fiziki anlamda, coğrafi anlamda ötekisi olan Sovyetler Birliği, ideolojik anlamda da ötekisi olan komünizmin zaman içerisinde bu denli öteki olmamaya başladığını ve belli bir süre sonra zaten bir tehdit unsuru olarak algılanmaktan çıktığını ve büyük ölçüde de tarihin sayfalarından özellikle Sovyetler Birliği'nin silindiğini, öte yandan komünist sol ideolojilerin, sosyalist ideolojinin de büyük ölçüde hükmünü yitirdiği bir zaman dilimini yaşadı dünya 1960'lı 70'li yıllarda. Fakat bu dönem zarfında aslında her ne kadar Soğuk Savaş'ın temel aktörleri belli ölçüde şekil değiştirse de tartışma konularımız aslında çok da fazla değişmedi. 74 petrol krizi, öncesindeki Arap-İsrail savaşlarında Batı İsrail yanında yer almıştı. Bu zamanla birlikte yavaş yavaş Orta Doğu'nun adeta Batı açısından bakıldığı zaman Orta Doğu'nun
bir coğrafi öteki olarak Sovyetler Birliği'nin yerini almaya başladığını gözlemliyoruz. İslam'ın da, İslami anlatının da, öğretinin de yine kapitalist ideolojinin ötekisi olan komünizmin yerini almaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman Orta Doğu ve Orta Doğu'nun uzantısı olan Batı'daki göçmen Müslüman kökenli toplulukların yavaş yavaş ötekileştirilmeye başlandığını görüyoruz. Düşmanlaştırılmaya, günah keçisi olarak görülmeye başlandığını görüyoruz Batılı ülkelerde. Diğer taraftan baktığımız zaman özellikle bu İslami hareketlerin ortaya çıktığı bir zaman dilimi de aslında denebilir bu zaman dilimine. Yani solun ideolojik anlamda çökmeye başladığı bir dönemde İslam'ın bir öteki ideoloji olarak görülmeye başlandığı ve ötekilenmeye başlandığı bir süreç yaşanırken, diğer taraftan da dünyadaki bir takım topluluklar, insan grupları dünyada küresel anlamda anti-hegemonik olan ya da küresel anlamda bir tür muhalefet haline gelen ve kendi hegemonyasını oluşturan İslamiyet'e karşı da bir ilgi geliştirmeye başladılar. Yani şunu demek istiyorum, özellikle Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte solun hükmünü yitirmesiyle beraber İslam aslında sadece bir din olmaktan uzaklaşıp, giderek uzaklaşıp küresel bir siyasal güç haline gelmeye başladı ve solun ortaya çıkardığı, solun ortadan kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan boşluğu İslamiyet'in yavaş yavaş doldurmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman dünyada aslında Soğuk Savaş'ın sürmesiyle birlikte İslamiyet'in bir din olmaktan öte giderek siyasal bir ideoloji olarak algılandığı ve kendini de belli ölçüde o şekilde tanımlamaya başladığını gözlemlemek mümkün. Yani genel olarak benim 74'e kadar götürüp bugüne kadar getirdiğim bu düzlemde İslamofobi dediğimiz meselenin bu değişen yapı içerisinde kendisine yer bulduğunu düşünüyorum. Ve o günden bugüne de aslında siyasal iklimin çok da fazla değiştiği kanaatinde değilim. Çünkü arada bir sürü urak noktaları var, işte uygarlıklar çatışması tezi 90'lı yıllarda gündeme geliyor, başka tartışmalar gündeme geliyor, neoliberalizm eşliğinde bütün bu tartışmaları yapıyoruz. Ama görünen o ki Habermas buna 1974 yılında ulus devletin meşruiyet krizi demişti. Görünen o ki neoliberalizmle birlikte ulus devletlerin giderek kendilerine bir takım içerideki düşman sendromlarını yaratmak suretiyle kendi iktidarlarını, hegemonyalarını korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve burada da Batı açısından, Batılı ulus devletler açısından bakıldığı zaman da en kullanışlı içerideki düşman sendromunun özellikle 74 ve sonrasında giderek görünür hale gelen İslamiyet, Müslümanlar ve tabii ki Avrupa'da yaşayan, Batı'da yaşayan Müslüman kökenli insanlar olduğunu görüyoruz. Bu şekilde genel bir değerlendirme yapmam mümkün Pelin. Çok teşekkürler. Bu giriş anlamında aslında çok kapsayıcı ve güzel oldu, bir giriş oldu. Şimdi birazcık da aslında örnekler üzerinden de düşünürsek, Fransa örneği üzerinden belki bakabiliriz. Son dönemde yaşananlar, Samuel Paty cinayeti, Nice'deki saldırılar, bu şiddetin artması, tırmanması ve buna karşı verilen tepkiler, siyasi elitler tarafından buna karşı verilen tepkiler bizi başka yerlere de götürebilir bu İslamofobi söylemi açısından. Bunları aslında biraz İşdar Hoca'yla değerlendirmek istiyorum. Çünkü birazcık burada kullanılan dil öne çıkıyor, onun vurgusu. Özellikle Cumhuriyet'e olan vurgu, laikliğe olan vurgu, sanki İslam'a karşı, İslamcılığa karşı bir vurgu olarak öne çıkıyor. Böyle bir
bu kutuplaşmayı arttırıcı bir yöne mi ter, toplum üzerinde nasıl etkileri olur? Bunları bizim için değerlendirebilir misiniz hocam? Çok teşekkürler Pelin. Demin Ayhan'ın söylediğini ben de devam ettireceğim. Ben de aynı şekilde 1970'lere dayandırırım bu kavramların ortaya çıkmasını. Malum 1960'larla beraber İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa yeniden yapılanırken o ekonomik yıkımın giderilmesi aşamasındayken yeniden iş gücü ihtiyacı gittikçe yükselip yeniden kendi savaş sonrası ekonomilerini kurmaya çalışırken iş gücüne ihtiyaçları oldu ve bu iş gücünü de ağırlıklı olarak nüfuslarının Müslüman olduğu ülkelerden karşıladılar. Başta Türkiye olmak üzere. Dolayısıyla 1960'lardan itibaren daha öncesinde olmadığı ölçüde bir kere bir iş gücü nedeniyle Avrupa'ya nüfus gitti. Muhtemelen değil, gerçekten öyle düşünülüyordu ki hani iş gücü ihtiyacı sona erecek, bu kişiler kaynaklandıkları ülkelere, kökenleri olan ülkelere geri dönecekler. Tabii ki yaşamlar o şekilde olmuyor. Bu nüfuslar orada yani o ülkelerde kaldıkları gibi, başta Almanya olmak üzere pek çok diğer ülke, Hollanda, İskandinav ülkeleri, Fransa, İsviçre vesaire kaldıkları gibi daha sonraki kuşaklar da burada yetişmeye başladı ve dolayısıyla bambaşka bir iklim oluşmaya girişti. Evet, yalnız bununla kalmıyor. Fransa'da tabii Kuzey Afrika ile bağlantılı olarak bir takım yani eski kolonileriyle bağlantılı olarak nüfus da mevcut. Şimdi ihtiyaçlar varken ve geçici olarak bakılırken bunlar son derece kabul edilebilir şeyler, durumlar olmasına karşılık öyle bir an geliyor ki başta ekonomi olmak üzere bir takım meseleler ortaya çıkıp bir takım sorunlar yükselmeye başlayınca bir bunun vebalini çekecek, bunun kefaretini üstlenecek bir takım gruplar aranıyor. Bütün tarih boyunca bu böyle olmuş durumda. Düşünecek olursanız Avrupa'da Orta Çağ'da İtalya mesela, Venedik savaşlar sonucunda durmadan yenilmeye başlayınca günah keçisi arıyor ve günah keçisi olarak kendi içindeki diğeri olarak adlandırabileceği Yahudileri buluyor ve ilk getolar kuruluyor. 60'larla başlayan o olumlu zamanlar 70'lerin ortalarından itibaren olumsuzlaşmaya dönüşünce, hele hele 2000'lerde ekonomik kriz gittikçe yükselmeye başlayınca aynen bir başka diğeri aranmaya başlandı ve burada sanki bir tek bir yapıymış gibi İslam kökenli nüfus bulundu. Burada tabii siyasi, yani bir kere ekonomi kötüye gittikçe ırkçılığın, ayrımcılığın yükseleceği her zaman bilinen bir gerçek. Politikacılar da bundan yararlanmaktan hiç kaçınmıyorlar. Başta Fransa olmak üzere bütün ülkelerde, Avrupa ülkelerinde sağ gittikçe yükselen bir trend içinde. Niye? Ekonominin olumsuzlaşmasıyla birlikte, iş imkanlarının kısıtlanmasıyla birlikte, sağın da söylemleriyle birlikte yükseldiğini görüyoruz. Yalnızca Fransa değil, Hollanda'da da bu şekilde, diğer bir takım ülkelerde de bu şekilde sağ liderlerin kimi yerde iktidarda, kimi yerde yükselişte olduğunu görmekteyiz. Fransa'da da Macron bu durumla karşı karşıya, karşısında Marine Le Pen sağ oylara sahip ve gittikçe gücünü yükselten bir lider. Macron'un da bununla bir şekilde baş etmesinin yolu
bu oylara sahip çıkmaya çalışmak. Yani daha doğrusu bu oylardan çalmaya çalışmak. Dolayısıyla pek çok vurgunun yani sanki bu gruplar bir şekilde şeye çok kültürlü yapılar içinde tahammül edilemez bir noktaya gelmişçesine bir dilde üretiliyor. Ne yazık ki bunun fırsatları da çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Nitekim demin bahsettiğin Samuel Paty'nin Ekim 2020'de yanlış hatırlamıyorsam 16 Ekim'di tarihi öldürülmesi. Ardından 29 Ekim'de Nice'de bir saldırının olması bu söylemleri Fransa'da çok yükseltti. Hatırlayacak olursak Samuel Paty olayı bir Fransız ortaokul hocası Paris'in bir şeyinde dış mahallelerinden bir tanesinde öğretmen dersinde Ebdo'daki, Charlie Hebdo'daki 2012 karikatürlerini kullanıyor. Bunun üzerine bir daha sonradan Çeçen kökenli bir Rus mülteci olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından katlediliyor. Aynı şekilde birkaç gün sonra Nice'de de bir kıyım oluyor. Orada da Tunuslu bir Müslüman gencin aynı davranışa girdiği görülüyor. Bunun üzerine çok ağır bir takım şeyler, ifadeler kullanıldı. Gerek politikacılar tarafından, bizzat Macron tarafından ve yani bu kutuplaşmayı da çok yükselten bir nokta oldu. Ama yani tek başına bu ülkede değil, diğer Avrupa ülkelerinde de bunu görüyoruz. Yani genel olarak görecek olursak İslam'dan ve onu takip edenlerin sanki tutumlarından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Avrupa'daki Müslümanların hani modern toplum düzeniyle uyumsuzluk gösterdikleri ve yaşam tarzlarıyla hani bir şekilde İslamofobiye zemin sağladıkları kabul ediliyor ve terör olayları da bunu bariz kanıtı olarak sunuluyor. Ama burada tabii ki görülmesi gereken iki yüzü olduğu bu olayların. Tabii ki terör hiçbir şekilde haklı görülebilir en ufak bir eylem değil. Ama buna karşılık bunun nedenlerinin de anlaşılmaya çalışılıp bunların çözülmeye çalışılması gerekirken politik kutuplaşmalar ve tabii ki bunun arkasından gelen toplumsal kutuplaşmalar ekonominin de olumsuzlaşmasıyla son derece tatsız bir tablo yaratıyor. Çok teşekkür şimdilik ederim. Bu aşamada söyleyeceklerim bu kadar. Tabii burada hani cumhuriyet değerleri, laiklik vesaire kavramları da geçiyor ama bunların üzerinden ayrıca konuşmamız lazım. Laiklikle sekülerlik genellikle hep aynı yani eşit kavramlarmış gibi, eş anlamlı kavramlarmış gibi kullanılır ama değildir. Bunun da üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Söylediğiniz gibi aslında sadece Fransa'ya özgü değil bu konuştuklarımız. Tüm Avrupa ülkelerinde ya da başka yerlerde de aslında bu şekilde görülüyor. Farklı yerellikler gösterebilir ama gene benzer örnekleri gösterebiliyoruz. Şimdi biraz Ayhan Hoca ile devam edelim. Sonrasında tekrar bazı konuları açabiliriz. Ayhan Hocam, sizin bu ERC projeniz üzerinden aslında belki devam edebiliriz. Popülizm çağında yerellik, İslamofobi ve İslamizm üzerine çalıştınız. Sağ popülizmi ve İslamofobiye eğilim gösteren Avrupalı gençlerle İslamizme yönelen göçmen gençlerin radikalleşme süreçlerini aslında birlikte incelediğiniz çok değerli bir çalışmanız var. Belki bunun üzerinden birazcık da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Avrupa'daki göçmen nüfus neden radikalleşiyor? Radikalleşen bireyler mi, devlet mi? Yani siyasetin tepkisinin bireyler üzerindeki etkisi nelerdir? Sizin yorumlarınızda bu konuyla ilgili alabilir miyim lütfen? Pelin,
Tabii ki öncelikle şunu söylemek isterim. Biraz önce İştar'ın da anlattıkları bana tekrar bir noktanın altını çizme gereği hissettirdi. O da literatürde yine yapılan tartışmalardan bir tanesi, radikalleşen şey İslam mı yoksa başka bir şeyden mi bizim bahsetmemiz gerekiyor? Ben burada biraz meslektaşımız Olivier Roy'un kullandığı bir terimi kullanmayı tercih ediyorum. Aslında İslam radikalleşmiyor ama radikalizm İslamileşiyor. Yani bu şu demek aslında, hani demin sol ideolojinin hükmünü yitirmesiyle başlamamın nedeni de oydu. İnsanlar olup biten karşısında tavırlarını sergilerken, memnuniyetsizliklerini, taleplerini dile getirirken demokrasilerde mevcut meşru kanalları kullanma eğilimindedirler. Biz böyle biliyoruz. Parlamentoyu, ana akım medyayı, işte yerel yönetimleri vesaire kullanma eğilimindedirler ama bazen de bu tür kanalların kullanılması o ya da bu nedenle pek de mümkün olmayabiliyor. Bu koşullarda insanlar kendi kanallarını üretmek durumunda kalabiliyorlar. Bazen etnisiteyi kullanarak, bazen dini kullanarak, bazen de şiddeti kullanarak kamusal alanda ontolojik bir mücadele veriyorlar. Yani ben de varım demeye çalışıyorlar. Bu koşullarda baktığımız zaman radikallik, radikalleşme aslında bir tür muhalefet etme biçimi olarak görülmeli. Ve tarihin pek çok evresinde radikal unsurlarla biz hep karşılaştık. Ama hiçbir zaman tarihin hiçbir evresinde muhtemeldir ki radikalleşme kavramı, radikal kavramı bu kadar olumsuzlanmadı. Yani bugün bakıldığında radikal eşittir İslami fundamentalist, terörist, radikal eşittir işte ekstremist, aşırılıkçı. Halbuki biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. 19. yüzyılın radikallerine baktığımız zaman sosyalistler, demokratlar o dönemin radikalleri. 60'lı yılların radikallerine baktığımız zaman ataerkil toplumsal yapıya karşı mücadele eden, onun kurallarını reddeden genç üniversite öğrencileri radikal. Bugün bu gruplara artık radikal demiyoruz çünkü bunlar ana akım duruşlar haline geldi. Bugün de bakıldığında mesela ben Craig Calhoun'un çizdiği bir radikal kavramının içeriği var. Onu benimsiyorum. Felsefi anlamda radikal olabilirsiniz. Bugün şimdi burada bizim konuştuklarımız da aslında radikal bir duruşun göstergesi. Felsefi anlamda radikal olabilirsiniz. Bazen taktik anlamda radikal olabilirsiniz. Fransız devrimi radikal bir devrimdi. İçinde şiddet barındırdı mı? Barındırdı. Ama kitlesel anlamda sahiplenilen bir hareket idi. Bir de üçüncü bir kategori olarak Craig Calhoun reaksiyoner radikalizmden bahsediyor. İşte beni ilgilendiren bu yaşadığımız dönemde beni ilgilendiren bu tür radikalleşme. Yani özellikle küreselleşmenin yakıcı, yıkıcı etkilerine, sanayisizleşme gibi, yoksullaşma gibi, prekaryalaşma gibi, işitilmeme gibi, dışlanma gibi, ayrımcılık gibi, işte kurumsal ırkçılık gibi olgular karşısında sesini duyurmak için marjinden konuşmaya çalıştığını görüyoruz çok sayıda insanın. Bir taraftan bu Avrupa özelinde uzakta kalan, ücra yerlerde yaşayan ve popülizme doğru, sağ popülizme doğru akan kitleler olabiliyor. Diğer yanda büyük kentlerde yaşayan veya işte İslamofobinin etkileriyle kendilerini giderek İslamileşmeye doğru götüren, daha fazla İslami kimlikle kendilerini tanımlamaya çalışan, kendilerini Müslüman diyen bir takım insanlar arasında yine benzeri bir radikalleşmeyi görüyoruz. Yani bana öyle geliyor ki bu koşullarda özellikle Avrupa'da baktığımız zaman
aslında sağ popülizme yönelen genç insan kitleleriyle İslamizme doğru yönelen yine kendilerini Müslüman diyen genç insanlar aslında birbirlerine çok benziyorlar. Sosyoekonomik açıdan çok benziyorlar. Zaman zaman maruz kaldıkları dışlanma, aşağılanma gibi duygular açısından birbirlerine çok benziyorlar. Siyaseten seslerini duyuramama gibi problemler açısından çok benziyorlar. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman mesela işler bilmiyorum ne diyecek ona ama 1960'lı yıllarda yani kalkınmacı Marksist paradigmanın egemen olduğu yıllarda böylesine çatışmalar, gerilimler olsaydı muhtemeldir ki bu gruplar yani sağ popülist gruplar ve İslamileşen gruplar birlikte hareket edeceklerdi ve bir ittifak içerisinde eleştirel olarak gördükleri, yaklaştıkları devlete karşı bir muhalefet bloğu, Gramsci'nin kullandığı ifadeyi kullanmak gerekirse bir muhalefet bloğu oluşturacaklardı. Ama bugün bu olmuyor. Çünkü bugün neoliberal anlatı, neoliberal ideoloji farklılıkların üzerine vurgu yapan, farklılıkların altını çizen kültürel, etnik, dinsel farklılıkları hep ön plana çıkaran, onu bizim tüketimimize sunan neoliberal ideoloji nedeniyle bu tür insan grupları etnik, kültürel ve dinsel açılardan birbirinden ayrık olarak görülüyorlar ve birbirlerini hatta düşmansı bir şekilde davranmaları özellikle isteniyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bizim baktığımız şey bu aslında. Aynı soru setiyle bu genç gruplara yaklaşıyoruz ve onların sosyoekonomik, psikolojik açılardan, politik açılardan birbirlerine çok benzer olduğu varsayımından hareketle küreselleşme karşısında kendilerini nasıl ifade etmeye çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz ve aslında siyasetin onları yeterince dinlemediğini, kendi seslerini duyurmak konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Biz bir anlamda kulaklarımızı açıyoruz ve onların neler söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman benim görebildiğim kadarıyla bugün Avrupa'da aslında birbiriyle konuşamayan, birbirlerine karşı diş bileyen bu iki grubun her ne kadar sosyoekonomik anlamda, politik anlamda birbirlerine çok benzer olsalar bile birbirlerine karşı koradikalizasyon dediğimiz, karşılıklı radikalleşme dediğimiz bir sürecin içerisinde birbirlerini diş bilediklerini görüyoruz. Yani genel olarak bu soruya böyle bir yanıt vermek mümkün. Bir diğer konu da belki burada altı çizilmesi gereken bir diğer konu da aslında Avrupa'da yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi de sözünü ettiğimiz kendilerini Müslüman olarak tanımlayan veya Müslüman kökenli ülkelerden gelen göçmenlere karşı Avrupa'nın hemen her yerinde sadece bu insanların tamamı geldikleri ülkeler fark etmeksizin, etnik kimlikleri fark etmeksizin, geldikleri işte tarikatlar, sekler fark etmeksizin topyekün, homojen bir Müslüman grup olarak algılandıklarını görüyoruz. İşte bu nedenledir ki Fransa kendi İslam'ını yaratmaya çalışıyor. Almanya, Belçika, Hollanda kendi İslam'ını yaratmaya çalışıyor. Ve bir takım İslami kuruluşların ortaya çıkmasına müsaade ediyorlar. Kontrol edebildikleri bir takım yapıların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyorlar. Ama bilmiyorlar ki İslam'ın özellikle Sünni İslam'ın bu şekilde hiyerarşik bir kalıba sığdırılması mümkün değildir. Çünkü Sünni İslam böyle bir hiyerarşiyi kabul etmiyor. Yani bu açıdan bakıldığında ben biraz da Avrupa devletlerinin bu insanları karşılarına aldığında ilk gördüğü şey Müslümanlık olduğu, İslamiyet olduğu için sivik kimlikleri, vatandaşlık kimlikleri çok da bir şey ifade etmediği için batılı devletler açısından burada temel problemin burada yattığını görüyorum. Halbuki liberal bir devlet, sosyal demokrat bir devlet baktığı zaman insanlara ki bu insanların çoğu da o ülkelerin vatandaşları baktığı zaman bu insanlara karşılarında kendi eşit yurttaşlarının görmeleri gerektiği kanaatindeyim ama çok uzun yıllardan beri bu insanlar tek bir
homojen Müslüman kimliğiyle tanımlanıyor. Bu da bir taraftan biraz önce işlerin altını çizdiği, keşke vakit olsa da konuşsak, Avrupa'daki seküler veya laik devletlerin gerçekten seküler veya laik olmadıklarını, bu devletlerin de dininin olduğunu göstermek açısından bize bir takım ipuçları verdiği kanaatindeyim. Evet. Çok teşekkürler Ayhan Hocam. Belki İşdar Hoca da sizin söylediklerinize yorum yapmak ister, ekleyecekleri vardır. Özellikle de belki laiklik konusunda üzerine belki birazcık daha konuşabiliriz. Benim bir yandan da İşdar Hoca'ya sormak istediğim bir soru daha var. Belki onu da araya sıkıştırayım, cevap verebileceği kadarıyla verebilir. Kendisi çok uzun zamandan beri, 40 yılı aşkın süredir Diyanet üzerine çalıştığı için aslında merak ettiğim bir soru bu. Bu son yıllarda özellikle Diyanet'in AK Parti yönetiminde belki diyebiliriz, daha diasporada yaşayanlara yönelik onlara yön veren bir tutum içinde olduğunu acaba söyleyebilir miyiz? Onlar üzerindeki rolü konusunda siz neler söylemek istersiniz? Bir de bunu sormak istedim. Her şeyden önce Ayhan'ın söyledikleri üzerinden başlayayım. Tamamıyla aynı fikirdeyim. 1960'larda olsaydı bu hareketler muhtemelen Gramsci'yen bir cephe alabilecek grupların, evet, 80 sonrası neoliberal politikalarla yükselen bambaşka bir iklimin bir anlamda kurbanı olduğunu ben de tamamıyla katılıyorum. 2000'li yıllarda, yani artık Avusturya'dan Danimarka'ya, İsveç'ten İtalya'ya pek çok Avrupa ülkesinde çok net gözlemlenen bir olgu bu göçmen karşıtı siyasi hareketler. Buradaki göçmen karşıtlığının da çoğunlukla Müslümanları kapsadığını söylemek, demin yani bu şimdiye kadar konuştuğumuz gibi yanlış olmaz. Yükselişteki yani bütün partilerin seçim kampanyalarından, önde gelen politikacıların açıklamalarından hareketle bunu çok açık bir şekilde de söyleyebiliriz. 2008 ve sonrasında Avrupa'yı etkisini altına aldıran ekonomik kriz çok ciddi bir daralma ve işsizlik ortamı getiriyor. Bir de terör olaylarında buna katacak olursak, yani bunun yarattığı tedirginlikle halkta kendisi dışında diğeri gördüğü kişilere karşı, nüfusa karşı tepki var ve bunu da tabii siyasetçiler siyaseten değerlendiriyorlar. Sağcı popülist politikalara düşünecek olursak, mesela Hollanda'daki Yaşanabilir Hollanda Partisi, Danimarka'daki Halk Partisi, yine Hollanda'daki Özgürlük Partisi, yani isimlerine katiyen bunların şey yapmamak, güvenmemek lazım. Her biri bunların sağ popülist partiler. İsveç'te Demokrat Parti. Bunların her biri bu söylemleri çok yoğun bir şekilde kullanan politikacılar, İslamofobik tutumlara sıklıkla sarılma durumuna çok açık bir şekilde yer veriyorlar. Tabii hatta arada şeyi de görüyoruz. Mesela trajikomik diyebileceğim, ülkelerinde entegrasyondan ya da göçten sorumlu bakanlık koltuğunda oturanların bile dönem dönem Müslümanlara karşı düşmanca sayılabilecek bir takım açıklamalar yapabildiklerini görüyoruz. Danimarka'da da görüldü, Hollanda'da görüldü. Hollanda'da mesela bir politikacı Wilders bir kitap hazırlattı. Fitne isimli son derece provokatif bir metin ve film asıl. Mein Kampf'la Kur'an'ı, yani Hitler'in Mein Kampf'ıyla Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'ı karşılaştırdı. Çok infiale yani inananlar açısından düşünüldüğünde son derece infiale yol açabilecek şeyler bunlar da bir taraftan bakılacak olursa. Öbür taraftan da demin Ayhan Olivier'e bir referans verdi. Onun bir çalışmasını ben de hatırladım. Bir profil çiziyor Olivier Roy. Diyor ki kayıp nesil adını veriyor bu profile. Yani
yaşadığı genç bir nüfustan bahsediyor. Yaşadığı ülkede bir şekilde son derece arada kalmış bir durumda, yabancılaşmış bir durumda, kendi geleneksel toplumlarında da bulamıyor aradığını, dolayısıyla her anlamda dışlanmışlık yaşıyor. Mesela örnek verecek olursak, hatırlayacaksınız, 2004'te bir yine katil olayı olmuştu. Hollandalı film yapımcısı ve yönetmeni Theo van Gogh bir Faslı tarafından, ikinci nesil bir göçmen olan Faslı bir genç tarafından, Muhammed Bouyeri'ydi yanlış hatırlamıyorsam ismi, öldürülmüştü. İşte bu profile son derece iyi bir örnek bu. Son derece arada kalmış bir iyi bir dinsel eğitimi var, bilgisi var, ama bir yandan da öbür tarafta hani aşikar bu kendisinin daha önceki bir takım şeylerinden, ifadelerinden vesaire, ama bir yandan da o dışlanmışlık korkunç bu şekilde sonuçlara ulaşabiliyor. Dolayısıyla çok yönlü ve ne yazık ki hem medya hem siyaset tarafından çok körüklenen bir durum bu. Ekonominin de olumsuzluğu, bir kez daha altını çizeceğim, bunun daha da derinleşmesine neden oluyor. Türkiye açısından, deminki Pelin soruna gelecek olursam, Diyanet ve AKP politikaları açısından bakacak olursak aslında biraz daha geriye gitmemiz lazım. Türkiye'nin, yani Diyanet'in mesela Avrupa'daki göçmenler çerçevesinde çalışmaya, yani onlara yönelik bir takım hizmetler götürmeye başlaması 1980'lere tekabül ediyor. Neden? Çünkü diğer bir takım Türkiye kökenli İslami gruplar Almanya'da çeşitli camilerde etkin olmaya başlıyorlar. Buna karşılık Türkiye'nin resmi bir anlamda, her ne kadar laik olduğu iddia edilse de, resmi din ideolojisini üreten ve buna sahip çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı bu gruplarla yarışmak için, bu alanda kendi yerini alabilmek için, yani aslında tahlil edecek olursak da buradaki nüfus üzerinde etkileyici bir takım hareketlerde bulunmak için kendi camilerini vesairesini oluşturmaya başlıyor. Yalnızca Almanya'da değil, Fransa'da, Hollanda'da da, diğer ülkelerde de. Türkiye kökenli diğer gruplara, başta Süleymancılar olmak üzere, diğer gruplarla bir anlamda rekabete girebilmek için bu faaliyetlerin başlaması. 2000'lere geldiğimizde biraz daha farklı bir durum görüyoruz. Devletin, yani tam Althusser anlamında devletin ideolojik aygıtlarından biridir. En önemli aygıtlarından biridir kanaatimce Diyanet İşleri Başkanlığı. AKP de bunu bütün gücüyle kullanıyor. Kullanmasının bir parçası da hem buralardaki faaliyetler, hem de her ne kadar artık bir başka ülkelerin bu kişiler, yani Avrupa'daki nüfus artık vatandaşlarıysa da, yine de bunu Türkiye'de de bir oy kaynağının imkanları olarak görüp onlar üzerinde bir takım politikalar, yani onları taraftar yapmaya çalışma politikaları güttüğünü çok açık bir şekilde görüyoruz. Nitekim başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde tepki uyandırması, AKP politikaları başta olmak üzere diğer Müslüman kökenli ülkelerinde politikalarının reddedilmeye başlanması ve demin Ayhan'ın kullandığı ifadeyle Avrupa İslamı'nın veyahut işte farklı ülkelerin kendi İslam anlayışlarının ve buna imkan verecek hem din insanlarının, hem görevlilerinin, hem bilgisinin üretilmesi için çeşitli çabaların yapılması, işte bu sebeplerden. Asimilasyon değilse de
tabii ki asimilasyon politikalarına son derece karşıyım ama toplumsal uyumun sağlanabilmesi için eğer farklı bir ülkede, farklı bir ortam içindeyse o nüfuslar, o ülkenin koşulları içinde hareket edilmesi ve o kültürlerin çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O dili bilen, o dille yani içinde yaşadıkları toplumlarla diyalog içine girebilecek din insanlarının yetiştirilmesi, bu eğitimin verilmesi, bu kültürün üretilmesi son derece önemli. Bunu bir oy kaynağı olarak, bir zenginlik olarak görmek son derece hatalı, kaynak ülkeler açısından başta Türkiye olmak üzere. Çok teşekkürler İstor Hocam. Ayhan Hocam, siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında biraz da böyle çok kültürlülük üzerinden de belki bir şeyler söylenebilir bu konuda. Hı-hı. Ve daha bir ideolojik aygıt olarak kullanılıyor burada. Din bir yandan siyasi bir aygıt olarak da kullanılıyor. Bu iç politikada siyasiler tarafından da kullanılıyor. Ve aslında o yüzden de belki, bilmiyorum katılır mısınız ama bu... İslamofobik söylemler daha geniş kitlelerce böylece alıcı bulabiliyorlar. Bu konularda belki hem evet. Son sözlerinizi önce sizden sonra da İşler Hocam'dan alabilirsem. Peki, şu şekilde toparlamak mümkün. Pelin biraz önce İşler'in de çok iyi ifade ettiği gibi benim görebildiğim kadarıyla özellikle 90'lı yıllara kadar giden bir süreci retrospektif olarak ele aldığımız zaman Huntington'cı medeniyetçi paradigmanın egemenliğinde bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu medeniyetçi paradigma bizim 19. yüzyıl, 20. yüzyıl sosyolojisinden bildiğimiz medeniyet kavramıyla pek örtüşmüyor. O dönemin medeniyet kavramı maddi süreçleri, sanayileşme, kentleşme, modernleşme gibi süreçleri medeniyet kavramının içerisinde daha fazla yedilen bir anlatıyken bugün medeniyet kavramının büyük ölçüde biraz Huntington'ın, biraz neoliberalizmin de etkisiyle dine indirgendiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla medeniyetçi paradigmanın egemen olduğu bir düzlemde Batı özelinde baktığımız zaman Müslüman kökenli insan toplulukları üzerinde gerek ev sahibi devlet, gerekse göçmenleri gönderen işte menşe devletler bir rekabet içine giriyorlar. Biraz önce ifade ettik ki Almanya, Fransa, Hollanda kendi İslamını, kendi ulusal İslamını yaratmaya çalışıyor. Bu yolla bu kitleleri kontrol edeceğini düşünüyor. Ama öte taraftan küreselleşmenin sağladığı bir takım imkanları da kullanan menşe devletler rekabete girip söz konusu ülkelerle, devletlerle yine İslam'ı kullanarak kendi versiyonlarını, kendi yorumlarını kullanarak bu insanları kontrol altına almaya çalıştıklarını görüyoruz. Biz Türkiye ve Fas kökenli genç gruplarla çalışıyoruz. Avrupa'da 4 ülkede, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da. Dolayısıyla her bir ülkenin, yani Fas'ın ve Türkiye'nin kendine has bir İslam yorumu olduğundan bu yorum üzerinden bu kitlelere erişmeye çalıştıklarını, son yıllarda bunu fazlasıyla kullandıklarını ve Diyanet'in burada önemli bir aktör haline geldiğini, hiçbir zaman ben Diyanet'in bu kadar ideolojik bir unsur olarak kullanıldığını tanık olmamıştım Türkiye açısından. Ama sadece bu iki ülke değil veya diğer Cezayir veya işte Lübnan gibi ülkeler değil, aynı zamanda Katar ve Suudi Arabistan'ın da çok fazla etkili olduğunu hatırlayalım. 1974 yılında ucuz petrol karşılığında Belçika İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmişti ve karşılığında da rabıtayı kullanarak Suudi Arabistan Belçika'daki İslami kuruluşları desteklemeye başlamıştı ki rabıta bizim açımızdan da önemliydi. Uğur Mumcu'nun çalışmasını hatırlayalım, 80'li yıllarda darbe sonrasında Türkiye'nin Avrupa'da diasporada görev yapan
imamlarının maaşlarını veren kurum. Dolayısıyla reel politik açıdan bakıldığı zaman da Avrupa'daki bir takım gelişmelerin bugünün zeminini hazırladığını ve artık İslamiyet'in böyle sadece bir inanç veya politik bir bireysel tutum olarak değil de bir taraftan da daha farklı ulusların, devletlerin, menşei devletlerin İslamiyet'i bir ideolojik ihraç ürünü olarak gören devletlerin rekabetinde çok önemli rol oynadığını özellikle görmekte fayda var. Son olarak şununla bitireyim. Yani bugünün Avrupa'sı evet sadece İslamofobi söylemi, ki ben İslamofobizm kavramının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir yönetsellik biçimi olarak karşımızda, bir ideoloji olarak karşımızda İslamofobizm. 19. yüzyılın son çeyreğindeki antisemitizme çok benziyor. 20. yüzyılın antisemitizmle karşılaştıramayız, başka bir şey çünkü o. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman ben bugün İslamofobinin bu kadar egemen olduğu, bu kadar yaygınlaştığı, sadece sağ popülist partilerde değil, yine işte çok iyi biliyor 2000'li yıllarda Hristiyan Demokrat Partilerin de egemen hale getirdikleri bir söylemdi İslamofobi söylemi. Merkezdeki siyasal partilerin çok kullandığı bir siyasal söylemdi. Bugün daha çok sağ popülist partiler tarafından kullanılıyor. Ama İslamofobinin bu kadar egemen olduğu bir Avrupa'nın ben giderek kültürel anlamda Hristiyanlaştığını gözlemliyorum. Dini anlamda Hristiyanlaşmadan bahsetmiyorum çünkü hakikaten kiliseye giden insan sayısı azalıyor ama kendilerini kültürel anlamda Hristiyanlık ile tanımlayan çok sayıda agnostik, liberal, ateist insanla karşılaştığımızı alanda rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu medeniyetçi paradigmanın eleştirisi gerekiyor. Göç veren ülkelerin bu paradigma üzerinden hareket etmeyip daha çok sivik yurttaşlık paradigması üzerinden hareket etmeleri gerektiği kanaatindeyim. Bu şekilde toparlayabilirim ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ayhan Hocam. İşte Hocam, belki sizin de bu konuyla ilgili Avrupa'nın gidişatı, Avrupa nereye gidiyor, onunla ilgili söyleyeceğiniz son sözlerinizi alabilirsem sevinirim. Sesiniz mute'da kaldı. Mute'da mı kaldı? Tamam, şimdi açıldı. İslamofobi kavramından bahsediyoruz. O hem siyaseten hem toplumsal anlamda kullandığımız bir kavram ama genel olarak aslında üzerinde durduğumuz din siyaset ilişkisi. Din siyaset ilişkisi her zaman çok problemli bir ilişki. Şimdi bu moderniteyle birlikte, yani referansların dinsel olandan insan aklına kaymasıyla birlikte modernizasyon süreci içinde bir takım dinle baş edebilme konusunda sistemler ortaya çıkıyor. Niye baş edebilme diyorum? Çünkü modern devletin aslında bir rakibi din kurumu. İkisi de iktidarı son derece kullanan, ikisi de çok ağır bir şekilde siyaset erki olan kurumlar bunlar, dinde, devlette. Dolayısıyla bu rekabet içinde devlet dinle bir anlamda şey yapabilmek için, baş edebilmek için bir taraftan sekülerite kavramı ortaya çıkıyor, bir taraftan laiklik kavramı ortaya çıkıyor. İkisi eş anlamlı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu üyeleri bildiğiniz gibi Avrupa'daki o din savaşlarından ağırlıklı olarak kaçıp gelen çok farklı pek çok inancın mensubu kişiler. Dolayısıyla arkada bıraktıkları savaşlardan dolayı biliyorlar ki eğer devlet bir tane dini tercih ederse çok ciddi toplumsal ve siyasal sorunlar ortaya
çıkar. Dolayısıyla sekülerite dediğimiz anlayışı benimsiyorlar. Yani devletin bütün inançlara karşı belirli bir mesafede durması. Ha, bu toplumun inançsız olması anlamına mı geliyor? Asla ve kata. Toplum ne toplum içinden çıkan siyaset bireyleri, dinsiz vesaire değil tabii ki. Ama devletin eylemleri, işlemleri arasında bir mesafe olması gerekiyor din ile. Avrupa'ya baktığımızda başka bir süreç var. Yani bu süreçler her bir yapıda kendi sosyokültürel, siyasal beslenmelerinden geliyorlar. Dolayısıyla hiçbir yerde 2 artı 2 eşittir 4 eder gibi tek bir kavramla bunları açıklamanın imkanı ihtimali yok. Her yapının kendi kavramları var. Demin Ayhan'ın söylediği son derece doğru. Avrupa'da evet toplumsal olarak dinden bir praksis anlamında uzaklaşma olabilir ama öbür taraftan da bir tavır olarak çok ciddi bir evet Hristiyanlaşma var ama bu kendini zaten sistemlerde de gösteriyor. Mesela bir Danimarka, evet Avrupa pek çok yapıya göre çok daha görünürde seküler olan bir takım yapılardan oluşuyor. Ama öbür taraftan bakacak olursanız mesela pek çok ülkenin kendi devlet dini var. Mesela Danimarka. Danimarka'da Kalvinist anlayış çerçevesinde bir kabul var. Dolayısıyla bırakın diğer dinleri, Hristiyanlık içinde Kalvinist harici hiçbir anlayışın mesela uzun seneler bir mezarlığı, bir cenaze sistemi olamadı. Uzun seneler bu ülkelerden başka ülkelere gönderiliyordu cenazeler eğer bir başka inanca mensuplar ise. Sonradan başka yani devlet kabristan bile tahsis edemiyordu bu inançlara. Yani zaman içinde toplumsal çeşitli şeylerle, yapılanmalarla bunlar farklılaşmaya başladı. Ama şunu söylemek istiyorum. Bütün bu kavram, yani bir kere laiklik hiçbir zaman dinle sekülerite gibi bir mesafe değildir. Dünyevi iktidarın dinsel iktidarı kontrol etmesinin bir anlamda adıdır. Fransa'da her zaman Katolik Kilisesi'nin gölgesini üzerinde hissettiğinden modernite sonrasında işte bu daha katı olan yorumu laikliği tercih etmiştir. Türkiye'de hakeza bildiğiniz gibi Türkiye uygulaması da çeşitli problemleri içinde barındıran bir uygulama. Dolayısıyla uzun lafın kısası yani bunlar bu şekildeki eski okumalarla, tarihi şeylerle çözümlenecek durumlar değil. Ayhan'a ben de tamamıyla katılıyorum. Yapılması gereken demokrasi, özgürlükler noktasında haklar çerçevesinde yeni bir düzenin nasıl üretilebileceğini konuşabilmek, düşünebilmek ve onun üzerinden bir takım uygulamalara gidebilmek. Aksi takdirde bu sorunların çok daha vahimleşeceği aşikar. Çok teşekkürler. Bugün İslamofobi ve İslami radikalleşme arasında ki Avrupa'yı birazcık konuşmaya çalıştık. Profesör Doktor İştar Gözaydın, Profesör Doktor Ayhan Kaya, ikinize de çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Değerli seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediği için. Haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.